Bugün Sultanahmet'teyiz. Elimde görmüş olduğunuz 141 lira bir Türk vatandaşının bir günlük asgari ücretine tekabül ediyor. Biz de bugün bir günlük asgari ücretle iftarlık ve sahurluk alışverişimizi yapmaya geldik. Bakalım 141 TL'ye bir Türk vatandaşı neler alabiliyor? Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Fiyatları öğrenebilir miyiz? Sucuğun 100 gramı ne kadar? Yani 100 gram gördüğünüz gibi zaten kilosu 137 lira. 90 kuruş olduğu için yani 13 lira 70 kuruş 14 lira denk geliyor. Her birinde bir parmak sucukta bir 20 liralık bir şey fiyata denk gelebiliyor. Yani fiyat olarak şu anda uygun bir şey. Vatandaşın alımı nasıl? Yani sucuğa çok ilgi var. Bir de diğer yerlere göre biraz daha avantajlı, biraz daha yani maddi yönden daha ucuz. O yüzden daha çok tercih ediyorlar. Bir de kaliteden dolayı daha çok seviyorlar. 150 gram sucuk ne kadar yapıyor fiyatı? 150 gram sucuk şu anda 21 lira 50 kuruş yapıyor. Yani isteyen müşterilerimize tek tek adet adet şeklinde de verebiliyoruz. Çift çift şeklinde de verebiliyoruz. Genelde nasıl gidiyor? Böyle 100'er gramlıklar mı gidiyor yoksa bütün alan oluyor mu? Genelde yani ekonomik olduğu için bütün alanlar oluyor. Yani böyle küçük çaplı mesela arkadaşlar geliyor. Tekli denemelik yani ilk defa alanlar tekli alıyor. Denedikleri takdirde gelip tekrar toplu bir şekilde alabiliyorlar. Fiyatlar nasıl? Evet, fiyatlarımız geçen seneye göre biraz daha uygun. Yani mesela pek fazla yok. Kurma şu an 120 liraya satıyorduk. Şu an Ramazan'a girdik. Daha da düşe indirdik. Şu an 90 liraya kurma satıyoruz. Ama satışlar normaldir. Pek fazla yok geçen seneye göre. Satışlar azaldı ama. Azaldı, evet. Ramazan'dan önce biraz hareketlilik vardı ama şimdi Ramazan'a girdik. Fazla bir şey yok. Satışlar düşüyor. Müşteriler memnun mu peki fiyatlardan? Ramazan gelmeden önce alışveriş nasıldı? Yani müşteri nasıldı? Müşteri vardı. Ramazan öncesi müşterileri vardı mesela ama pek fazla da fiyatlardan memnun değillerdi. Doğrusu bu. Halen de geç memnun olmayan var. Mesela 90 liraya ormanın kilosunu satıyoruz. Adam var geliyor çok pahalı alamıyorum falan filan diye insanlar da var. 100 gramlık bir tartalım ne kadar geliyor? Tam 90 gram şu anda. Bir tane dağıtsa 104 gram. Fiyatı? İyi akşamlar tekrar. Fiyatı 9 lira. Geçen seneki fiyatlar arasından fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında ne gibi farklar? %100 fark vardır. Geçen sene 40 lira olan bir ürün bu sene 80 lira. 35 lira olan ürün bu sene 70 lira. 50 lira olan ürün de 100 lira. Vatandaşın alımı nasıl peki? Vatandaş şu anda hiçbir şey alamıyor. Gelip yarım kalıp peynir alıyor veya 20 liram var diyor biraz peynir ver diyor. Alıyor gidiyor. Şu anda idare ediyor vatandaş yani kimse evine doğru düzgün peynir almıyor. Gördüğünüz gibi bugün Ramazan'ın 3. günü ama dükkanda adam bile yok, müşteri yok. Alışveriş yapmaya geldi mi peki Ramazan'dan önce insanlar? Geldi ama her seneki gibi olmadı tabii. Geldi. Memnun değiller tabii. Kimse memnun değil şu an fiyatlarda. Özellikle de ben kendim emekliyim, çalışıyorum. Fiyatlarda memnun değilim. Markete bakkala gittiğim zaman inan ki cep yakıyor. Şu anda yarım kalıp peynir aldık. Bakalım ne kadar? Evet. Bunun kilosu, en ucuz peynirin kilosu 63 lira. Bu 20 lira 29 kuruş tutuyor. 322 gram geldi değil mi? 22 gram geldi evet. İftar sonrası vatandaşın vazgeçilmezi Türk kahvesidir şüphesiz. Biz de Türk kahvesi almaya geldik. 134 gramına 20 lira verdik. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Ramazan alışverişimizi yaptık mı? Yaptık evet. Ramazan alışverişimizi yaptık ama biraz her şey zamlanmış, pahalı. Geçen seneye göreki farklar neler fiyatlarla ilgili? Yani en basitinden hurmanın kilosu çok değişmiş mesela geçen seneye göre. Yani en basit onu örnek verebilirim. Şu an markete gittiniz. Alışveriş yaptınız Ramazan için. En az kaç lira ödüyorsunuz? En az 500 lira çıkıyor cebimizden. Sadece tereyağıdır, un, su, yumurta. Bu şekilde aldığımız zaman bile 500 lirayı buluyor. Markette şu an girdiğimizde en pahalı ürünler neler? Şu an bir bebeğim olduğu için bebek bezi diyebilirim.
Yani eskiden tanesi 1 liraya gelirken şu an 2,5 liraya neredeyse geliyor bir bebek bezi. Ortalamaya vurunca o şekilde hesaplıyoruz. Asgari ücretle peki geçinebiliyor musunuz? Asgari ücretle geçinmek zor zaten. Kiraları biliyorsunuz son zamanlarda büyük artışlar oldu. Yani en az 2 maaş girmesi lazım asgari ücret olacaksa bile. Peki fiyatlardan memnun muyuz? Fiyatlardan tabii ki memnun değiliz. Çok pahalı. Her şey 2-3 katlamış. Yani bilmiyorum niye böyle oldu ben de anlamadım. Uçmuş her şey. Geçen sene Ramazan alışverişi yapmışsınızdır eminim. Bu seneki market fiyatlarıyla arasında ne gibi farklar var? Yani en az 2-3 kat fark var. Öyle diyeyim.